Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Nisa suresinden devam edeceğiz. Ve 105-112. ayetler arasını okuyup değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. İnna enzelna ileykel kitabe. Ey peygamber, biz sana kitabı indirdik. Bil hak, bir hakkın, hak hakikati beyan eden bir kitap olarak indirdik. Litahkume beynen nas. İnsanlar arasında hükmetmen için, bime erakallah, Allah'ın sana gösterdiğiyle. Yani ey peygamber, Allah'ın sana gösterdiğiyle insanlar arasında hükmetmen için biz kitabı sana hak olarak indirdik. Ve la tekun lil hainina hasime, öyleyse sen sakın hainlere yandaş çıkma, onlara destekçi olma. Değerli izleyenlerim, ayet-i kerimede önce cem sıgası kullanılmış. Cenab-ı Hak kitabı biz indirdik diyor. Yani biz ifadesini burada kullanıyor. Ama daha sonra bime erakallah, Allah'ın sana gösterdiğiyle. Allah-u Teala'nın zaman zaman çoğul sıgası kullanması, biz demesi, haşa Allah'tan başka ilahlar olduğu anlamında değil, Allah-u Teala'nın azametini ifade eder. Ve bir de mesela kitabı indirmede Allah-u Teala Cebrail'i de vasıta olarak kullanmıştır. Veya biz insanı yarattık diyor. Yaratma noktasında Allah'ın elbette şeriki yok. Ama anne baba vasıta olarak kullanılmıştır. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlar arasında Allah'ın gösterdiğiyle hükmetmekle mükellef. Burada Allah'ın gösterdiği derken elbette kitapta zaten bildirilen hükümler var. Ama bir de insanlar davacı davalı olarak peygamberimize geliyorlar. Ve orada peygamberimiz Cenab-ı Hak'tan özel bir bilgiyle adaletli hükmü ortaya koyabiliyor. Ve bu ayetin iniş sebebi nazara verildiğinde belki mesele daha iyi anlaşılacak. Rivayetlere göre Tume isimli birisi, Müslümanlar arasından birisi, komşusunun zırhını çalıyor ve zırhı bir un çuvalına koyuyor ve un çuvalıyla götürüyor. Ancak çuvalda bir delik meydana gelmiş, o delikten unlar dökülüyor. Böylece zırhın nereye götürüldüğü görülmekte, takip edildiğinde görülmekte. Bunu kendi evine değil de Yahudi bir komşusunun evine bırakıyor. Ve hırsızlık olayı ortaya çıktığında un izlerini takip etmek suretiyle önce Tume'ye gidiyorlar. Ama o yemin billah ederek ben böyle bir şey yapmadım diyor. Zırh zaten kendisinde de değil. İzler takip edilip komşusuna kadar varılıyor. Aslında Yahudi olan komşusu bu noktada suçsuz. Ama görünüşe göre suçlu görülüyor. Çünkü zırh onun evinde bulunmakta. İşte Tume'nin yakınları gerçeği bildikleri halde yine de peygamberimize Tume'yi kurtarması için, onun böyle bir durumdan kurtulması için müracaatları oluyor. Ve peygamberimiz de onlara güvendiğinden durumu Tume'nin lehinde kendi aleminde öyle değerlendiriyor, öyle düşünüyor. Ama netice itibariyle gelen ayet-i kerimeler bu tarz hareketin yanlış olduğunu genel bir takım ifadelerle doğrudan isim vermeden, doğrudan olayı anlatmadan bize ve başta peygamberimize bildiriyor. İşte sakın hainlere yandaş çıkma derken Tume ve benzeri kişilere burada bir işaret var. Ve böylece Tume'nin suçlu olduğu Allah'ın göstermesiyle de görülüyor. Yani peygamberimiz gelen vahiyle duruma muttali oluyor ve böylece Tume suçlu olarak kabul ediliyor. Ancak Tume oradan kaçıyor. Medine'den Mekke'ye kaçıyor. Ve dinden irtidat ediyor. Dinden dönüyor. Yine bir gün bir hırsızlık için bir evin duvarını delmeye çalışırken duvar üzerine yıkılıyor. Ve o şekilde duvarın altında can veriyor. Ayet-i kerimeler, okuyacağımız ayet-i kerimeler bu münasebetle inmiştir diye tefsirler nazara verirler. Ancak zaman zaman da dikkat çektiğimiz gibi
her ne kadar bazı olaylar ayetlerin inmesine sebep olmuşsa da ayet-i kerimelerin çerçevesini sırf o olayla sınırlı görmek uygun değildir. Ayet-i kerimeler kıyamete kadar evrensel dersleri bize vermektedir. Ama o olayı da bilmek ayeti daha iyi anlamamıza vesiledir. Benzeri olayları değerlendirmemize güzel bir ölçü koymaktadır. Burada Allah'ın sana göstermesiyle bunun üzerinde de kısaca durmak istiyorum. Mesela Hazreti Ömer bu noktaya işaretle diyor ki peygamber vermiş olduğu hükümlerde Allah-u Teala'dan vahye dayanır veya ilhama dayanır. Ama diğer insanlar için böyle bir şey normalde söz konusu değildir. Biz ancak bir zanlı galiple hüküm veririz diyor. Hatta bir defasında bir meseleyle alakalı hüküm yazdırırken katip şöyle yazıyor. Bu Allah-u Teala'nın Hazreti Ömer'e gösterdiği bir reydir, bir hükümdür diye yazınca Hazreti Ömer müdahale ediyor. Hayır diyor, bu Allah'ın hükmü değil, Ömer'in hükmü. Yani Allah-u Teala doğrudan o noktada hüküm bildirmiş değil. İlhamen Hazreti Ömer'in kalbine öyle bir mana gelmiş de değil. Kendisi içtihadıyla ayetlerden, hadislerden hareketle öyle bir kanaata vardığını ifade ediyor. Ve bu noktada işte hüküm verme durumunda olan mesela hakimler, bunlar da ellerindeki delillere göre hüküm verirler. Yanılmış da olabilirler ama doğrudan kendilerine vahiy gelmediğine göre yapacakları şey eldeki delile göre hükmetmektir. Eldeki deliller bazen isabetli olmayabilir ve yanlış karar da vermiş olabilirler. Ama ellerinden gelen bütün gayreti sarf ettikten sonra art niyet olmaksızın böyle bir sonuca varmışlarsa bundan sorumlu da değillerdir. Yani niyet hakkı bulmak olmalı. Niyet adaleti tecelli ettirmek olmalı. Eldeki delillere göre, araştırmalara göre hüküm verilmeli. Ama Peygamberimizin bu noktada ayrı bir yeri var. Ona vahiy geliyor veya ilham geliyor. Böylece beşer olarak neredeyse yanılma gibi bir durumla karşı karşıya kalırsa taraf ilahiden durum düzeltiliyor. Vestağfirillah ve Allah'a istiğfar et. Yani Peygamberimiz orada Tuğme'ye meyletmişti. Yani bu Müslümandır, yalan yere yemin etmez gibi. Çevresindekiler de bu noktada destek çıkınca onun suçsuz olduğuna doğru içinde bir meyil meydana gelmişti. Ama bu doğru da değildi. İşte gelen vahiy bunu düzeltiyor ve Allah'a istiğfar et diyor. Burada Peygamberimizin Kur'an okuyuşuyla alakalı bir inceliğe de dikkat çekmek istiyorum. Mesela ayet-i kerimede vestağfirillah, Allah'a istiğfar et. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyelim namazda burayı okuduğunda estağfurullah da diyor. Ve işte Rabbine hamd ile tesbih et. Bu mealde ayet okuduğunda hamd ile Rabbine tesbih ediyor. Ve Kur'an'da verilen talimatları doğrudan doğruya uyguluyor. Dolayısıyla manaya aşina olan kimseler Kur'an-ı Kerim'i okurken istiğfar emri geldiğinde istiğfar etmesini bilmeli. Şeytana sığınmak, şeytanın şerrinden sığınmakla alakalı emir geldiğinde şeytanın şerrinden Allah'a sığınmalı. Daha diğer emirler geldiğinde onlar yerine getirilmeli. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ Şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir, affedicidir ve sonsuz merhamet sahibidir. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ اَنْفُسَهُمْ Nefislerine hıyanet edenlere sahip çıkma. Onlardan tarafa mücadele yapma. Onların lehine mücadele yapma. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَث۪يمًا Şüphesiz ki Allah hıyaneti ve günahı adet haline getiren, devamlı bunları yapan kimseleri sevmez. Burada nefse hıyanetten söz ediliyor. Her günah nefse bir hıyanettir. Yani insan günaha girmekle nefsine hıyanet etmiş olur. İşte tuğme gibiler nefislerine hıyanet içindedirler. Hırsızlık Allah'ın yasaklamış olduğu bir fiildir. Hırsızlık yapmıştır. Ardından bunu bir komşusunun oraya bırakmış.
onu da zanlı duruma düşürmüştür. Hatta yalan yere yemin etmek suretiyle o çalmıştır tarzında bir iftirada da bulunmuştur. Bunların her birisi birer hıyanettir. Bunların her birisi büyük bir günahtır. Yani zaten günah günahı beraberinde getiriyor ve gittikçe büyüyor. Hırsızlık yapması bir suç olduğu gibi devamında yapmış olduğu şeylerin her biri de ayrıca başka suçlar. İşte bunların her birisi nefse bir hıyanet. Her bir günah nefse bir hıyanet. Allah-u Teala nefse hıyanet içinde olanlara taraf olma, onlara destek çıkma, bunu bize bildiriyor. Ve ayetin devamında da şüphesiz ki Allah havvan esim olanları sevmez. Havvan hıyanet kökünden gelen bir kelime ve çokça hıyanet içinde bulunan manasını taşıyor. Esim o da günahkar anlamında ama devamlı günah işleyen, günah işlemeyi bir adet haline getiren kimse anlamında. Burada şunu görmekteyiz. Yani bir insan nefsine mağlup olup bir defa bir hıyaneti olabilir. Veya nefsine mağlup olup bir günaha girmiş olabilir. Bundan dolayı hemen bir anda bu tard edilmez. Bundan dolayı hemen bir anda buna ceza verilmez. Allah-u Teala mutlaka ona mühlet verir. Mutlaka ona istiğfar etmek için fırsatlar verir. Hatadan, günahtan dönmesi için, hıyanetten dönmesi için fırsatlar verir. Ama bir kimse artık bunları adet haline getirmişse, alışkanlık haline getirmişse, o kimsenin bundan kurtulması çok çok zordur. Mesela yemek, içmek, günlük hayatımızın bir parçası. Bundan kurtulmak diye bir şey söz konusu değil. Artık hayat bunlarla devam ediyor. İnsanın alışkanlıkları, bunlar da adeta ikinci bir tabiatı haline gelebilir. Ve bir insan, diyelim yalan söylemeyi adet haline getirmişse, artık devamlı yalan söyler. Hırsızlık yapmayı adet haline getirmişse, maddi imkanları iyi olsa bile yine hırsızlık yapmak için fırsat kollar. İftira etmeyi ve daha diğer bir takım günahları adet haline getirmişse artık bu kimse bu gibi hallerden çok zor kurtulur. Bu açıdan Allah-u Teala hıyaneti ve günahkarlığı adet haline getirenleri sevmez. İfadeyi bu şekilde bize anlatıyor ve bildiriyor. Peki bir kimse günahlara epey alıştı, hıyanete epey alıştı. Bu durumdan kurtulamaz mı? Kurtulamaz değil. Günahkarlık manevi bir hastalıktır. Ağır hastalar iyi bir tedavi görürse iyileşebiliyorlar. Onun gibi bir kimse de manen hasta, her türlü günahlarla iç içe iradesini çok iyi kullanabilirse, çok samimi bir şekilde tevbe edebilirse Allah'ın izniyle kurtulur. Ama eğer bir gayret içinde olmazsa bir uçuruma doğru adeta koşarcasına gitmektedir. Ve eli bir gayret göstermedikten sonra o durumdan kurtulması söz konusu olmayacaktır. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ Burada da Tuğme gibi Müslüman görünüp de ama aslında Müslümanlığa yakışmayan hareketler yapan kimselerin durumu anlatılıyor. Yani onlar insanlardan gizlemek isterler ama Allah'tan gizlemezler, gizleyemezler. Allah-u Teala وَهُوَ مَاهُمْ O onlarla beraber. Yani Allah-u Teala وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Kur'an'ın bir hükmü. Allah bize bizden daha yakın, bizim ne yaptığımızı görüyor. Böyle olunca Tuğme gibi hırsızlık yapan birisi elbette o anda Allah onu görüyor. Ama Allah'ı hatıra getirmiyor. Allah'ı adeta devre dışı bırakıyor kendi zannınca. Ama insanlar acaba beni görüyor mu? Acaba beni gören var mı? Buna dikkat ediyor. Ama her insan asıl şunu düşünmeli günah işlerken. Başkaları beni görmüyor olabilir ama ben yalnız değilim. Allah beni görüyor. Allah benimle beraber. İşte bu şuur içinde olan bir kimse günahtan çok daha kolay bir şekilde uzak kalabilir. Ama Allah'ı hesaba katmadan sırf insanları düşünecek olursa gecenin karanlığında karanlık işler yapar ve böylece insanlara görünmeden bir takım
kendine göre başarılı şeyler yaptığını kabul eder. Halbuki insanların görmemesi Allah'ın görmemesi demek değildir. Allah onun ne yaptığını görmektedir. İz yübeyyitûne mâ lâ yardâ minel gavl. Onlar geceyi Allah'ın razı olmayacağı sözle geçiriyorlar. Özellikle geceler bu gibi fesat şebekelerinin ve kötü şeyler düşünenlerin planlar yaptıkları, kendilerine göre bir takım tuzaklar kurdukları zaman dilimidir. Ve genelde gecelerde bu işler yapılır. Hırsızlık gibi olaylar daha çok gecenin karanlığında yapılır. Ve yine gecelerde karanlık ruhlu insanlar karanlık fikirlerle bir takım karanlık eylemler için planlar kurarlar. Şöyle yapayım, böyle edeyim veya çete haline gelmişlerse şöyle yapalım, böyle edelim şeklinde planlarını yaparlar. Ve bunlar Allah'ın razı olmayacağı ifadelerle geceyi geçirirler. Kendi aralarındaki konuşmaları veya kendi içlerinde konuşmaları Allah'ın razı olmayacağı şeyler tarzındadır. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُح۪يطًا. Halbuki Allah onların bütün yaptıklarına muhittir. Yani Allah onların bütün yaptıklarını kuşatmıştır. هَا اَنْتُمْ هَا اُولَٰئِ. Sizler o kimselersiniz ki جَادَلْتُمْ anhum فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatında diyelim onlara sahip çıktınız. Tuğme gibi hıyanet içinde bulunan, nefsine hıyanet içinde bulunan, hırsızlık yapan ve hırsızlığını da kabul etmeyip masum insanları lekelemeye çalışan bu gibi kimselere akrabalık bağıyla veya kabilecilik bağıyla taraf çıktınız ve bunlara dünya hayatında sahip çıktınız, kurtarmaya çalıştınız. فَمَنْ يُجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ama kıyamet günü kim bunlara sahip çıkacak? Hadi diyelim dünyada kurtardınız ama kıyamet günü ne yapacaksınız? اَمْ مَنْ يَكُونَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Veya kim onlara vekil olacak? Kim onların dava vekili olacak? Onların davasını savunacak? Burada meselenin uhrevi boyutuna dikkat çekiliyor. Yani bir insan dünyada hırsızlık yapmış olur. Dünyada bir takım böyle insan haklarına tecavüzü olur. Ve bunun yakınları, akrabaları bunu kurtarmaya çalışabilirler. Diyelim kurtardılar. Ama bu ne kadar bir kurtarmaktır? Bunun öbür alemi var, ahireti var. Ve ahirette bu kimse çok çetin bir hesap verecek. Ve o zaman ona kim yardım edecek? وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَ. Kim bir kötülük yapsa veya nefsine zulmetse. Buradaki yapılan kötülük, diyelim bir başkasına yapılan kötülüktür. Veya nefsine zulmetse, günahlara girmek suretiyle nefsine zulmetse, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ. Sonra da Allah'a istiğfar etse. يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورَ الرَّح۪يمَ. Allah'ı gafur ve rahim olarak bulur. Evet, insan hatadan uzak değildir. İnsan günahtan uzak değildir. Nefsine mağlup olabilir. Nefsine bu manada zulmetmiş olabilir. Ama ardından Allah'ı hatırlayıp Allah'a istiğfar etse Allah-u Teala'yı gafur rahim olarak, affedici, bağışlayıcı olarak, merhamet sahibi olarak bulacaktır. وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِ. Kim bir günahı kesbetse kendi aleyhine bunu yapmış olur. Yani günahlar dünyada da insanı vicdanını rahatsız eder. Kabirde başının belası olur. Ahirette de cehennem ateşini netice verebilir. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Ve Allah alimdir, hakimdir. وَمَنْ يَكْسِبْ خَت۪يَةً اَوْ اِثْمًا. Kim bir hatiye veya bir günah, küçük veya büyük bir günah işlese, ثُمَّ يَرْمِ بِه۪ي بَر۪يًا. Sonra günahkar olmayan, masum birisine bunu iftira yolu atsa, فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا. Çok büyük bir iftira ve çok büyük bir günahı, apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Yani bir insan kendisi hata ediyor, kendisi günaha giriyor ama kendi yaptığını kabul etmiyor. Masum olan bir kısım insanlara bunu yüklemeye çalışıyor. Falan şöyle yaptı, filan böyle yaptı gibi. Böyle bir durumda elbette o kimse kendi yaptığı günaha ilave olarak bir iftira günahı
ve apayrı başka bir günahı yapmış olur. Cenab-ı Hak günahlardan uzak tertemiz bir hayatı yaşamayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.